Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte Word belgelerimize kapak nasıl eklenir ve sayfa numarasının nasıl eklenebileceğini göreceğiz. Bunun için öncelikle sekmeler bölümünden ekleye tıklıyoruz ve buradan kapak sayfası ekle kısmına geldiğimiz zaman karşımıza bir liste geliyor. Burada beğendiğimiz bize lazım olabilecek herhangi bir kapak resmini çift tıklayarak pardon tek tıklayarak sayfamıza ekliyoruz arkadaşlar. Şurayı sileyim öncelikle. Şuradaki görmüş olduğunuz yazılara ya da şeklinize şöyle tabi diğerler için de bu böyle resmimize tıklayarak bunu hareket ettirebilir. Şurada görmüş olduğunuz yazılara çift tıklayarak da bunları düzenleyebilirsiniz. Yazamadım. Evet, bu şekilde. Şurayı da aynı şekilde. Peki bu sayfamız tamamlandıktan sonra yine sayfamızı nasıl ekliyoruz? Şu sol tarafta ya da sağ taraftaki gri ekrana tıkladıktan sonra ekle menüsüne gelip boş sayfa dediğimiz zaman bunu tabii ki şuraya taşıyalım. Tekrar geliyorum. Boş sayfa diyorum ve yeni sayfamız karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi geldik sayfa numarası ekleme. Bu da yine ekle menüsünün altında. Bir önceki dersimizde üst bilgi ve alt bilgi eklemiştik. Bunun hemen sağında bulunan sayfa numarası ekle kısmına geliyoruz. Sayfa numarası diyoruz. Ve buradan karşımıza gelen şu küçük ekrandan sayfanın yukarıda mı, sayfamızın yukarısında mı ya da aşağısında mı olduğunu bize soruyor. Buradan beğendiğimiz hangisi ise bize lazım olabilecek. Onu tıklayıp seçiyoruz arkadaşlar. Alt tarafta olsun diyoruz. Şuradaki hizalama şekli sayfamızda bulunan numaranın sayfa numarasının nerede olacağı? Solda mı, sağda mı, iç tarafta mı? İçeride derseniz sayfaların birbirine bakan taraflarında oluyor arkadaşlar. Dışarıda derseniz birbirine bakmayın. Dış taraflarında sayfa numarası yazar. Beğendiğiniz, size lazım olabilecek hangisi ise onu uygularsınız. Şuradaki görmüş olduğunuz şey numarayı ilk sayfada göster ya da gösterme seçeneği. Tıkladığınız zaman göster diyor. Örnek olarak biz buraya bir kapak sayfası ekledik. Bu kapak sayfasında tabii ki numarayı yazmaması gerekiyor. Eğer kapak varsa tabii ki. Yani kapak yoksa siz buraya numaralarınızı tabii ki yazabilirsiniz. Eğer yazmış olduğunuz yazının ilk sayfasında görünmesini istemiyorsanız buradaki tiki eğer size tikli ise bunu kaldırmanız gerekiyor. Kaldırdık. Pardon. Evet, kaldırdık. Ya da önce açık haliyle yapalım. Tamam dediğimde bakın şurada görmüş olduğunuz gibi kapak sayfasında da 1, 2 diye yazıp gidiyor. Yani kapak sayfasında 1 yazmaması gerekiyor. Bunu tekrar düzenlemek için yine aynı yere geliyoruz. Sayfa numarası diyoruz arkadaşlar. Buradan şuradaki tiki kaldırıp görmüş olduğunuz gibi buradaki şu sayfamız 1 ama artık buraya 1 yazmıyor ve burada 2, 3, 4 diye kaç sayfamız varsa devam ediyor arkadaşlar. Buraya gelip şunu kaldır dediğiniz zaman evet sayfa numaralarını tüm sayfanın tüm sayfalarımızın numaralarını kaldırmış oluyor. Burası da arkadaşlar sayı biçimi dediği yer. Şurada görmüş olduğunuz gibi yani sayfalarınıza vereceğiniz numaraların nasıl olması gerektiğini yani size kalmış tabii ki. Sayıyla, Roma rakamıyla ya da harflerle istediğiniz şekilde yapıp uygulayabilirsiniz. Bu dersimiz de bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim.